Dünyadaki başka hiçbir sinemaya benzemeyen Yeşilçam, yaptıkları kadar yapamadıklarıyla da bir fenomen. Sinemamız eğer her türlü imkanı sahip olsaydı, o kült filmlerin hiçbiri çekilemezdi. Teknik imkansızlıklar, Yeşilçam'ın öyle ilginç bir karakter özelliği ki, bugün bile hala kafamızı karıştırıyor. Neye sevinip neye üzüleceğimizi bir türlü bilemiyoruz. Çikinim bu. Demek buralardalar. Bir Yılmaz Atadeniz rejisör. Dedi ki at istiyorum. Ya zorunlu atın nerede bulacağız beyaz at? At yok. Hemen prodüksiyon çocuklarını topladım. Beyaz plastik boya. Boyadık atı. Tam her 7000 de atın üstüne geliyor. Çekiyoruz. At lazım. Ata binecek. Atlar işte Kemerburgaz'dan ormanda odun çeken atlar geliyor. Artık nerede durursa atın keyfine bağlı orada durabiliyor. Kimse farkında değil ama her teknik ekip biliyor. Sen demez mi şurada şelale var, şelalenin altına girsin at. Ya Yılmaz abi girmese ne olur? Yok girsin, burada düşmanlar da oradan geçerken şey olsun. Tabi at bir girdi, simsiyah çıktı. Teknik dediğimizde somut bir kavramdan bahsediyoruz. Peki bunun imkansızlığında ne olur dersek işte Yeşilçam'a bakmamız lazım. Gerçekten somut kavramların eksikliğinde soyut kavramlar harekete geçer. İşte yaratıcılık gibi, hayal gücü gibi. Yeşilçam gerçekten bu konularda diğer hiçbir sinemada olmayan hareketliliğe ve canlılığa sahiptir. Temizleyelim dedim. Kolay gelsin molozlar. Merhaba çocuklar. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Şimdi senin de keyfin yerine gelir. Bütün üstümde işte stenler, el bombaları, buna yükleyeyim, ayağımda çörçüller, Türk bayrağı sarılı falan. 4 metreden atlanacak. Ya dedim buradan bir şey gözükmez, başka bir adam atlasın. Yok abi sen İzzet Günaysın, bir şey olmaz, bizi gaza getirdiler. Bir atladık, topumuz çıktı. Yukarıdan dağdan, ben dağın yanına böyle şey yapıyorum, hani güya kendim koruyorum. Taşların içine böyle sünger gibi şeyler koyuyorlar falan böyle, hani madiden böyle şey olsun diye. Sonra gerçek taşlar da varmış arasında. Kafam yarılıyor ve ben onun acısını hiç rol kesiyorum. Bizim Türk sinemasındaki şeylerle ayrıca felaketler yaşanıyordu. Yani biz 15 metreden yukarıdan aşağı atlayacağız. 3'e 3 bir branda. 3 metreye 3 metre bir branda. 15. Zaten o 15 metreden o brandaya baktığın zaman kibrit kutusu gibi falan kalıyor. Bir ikinci defa bakamıyorsun. Teknik imkansızlıkların en fazla görünür olduğu filmler işte fantastik filmler, kostüm aventürler, kovboy filmleri, çok az çekilmiş olsa da bilim kurgular ve korku filmleri diyebiliriz. Zira bizim sinemamızın ana taşıyıcısı melodramlardır ve bu en az finansman ve teknik imkan gerektiren filmlerdir. Bu nedenle diğerleri özellikle ön plana çıkıyor. Zaten bu türler Hollywood için bile esasında bir meseledir. Çekmesi hem daha fazla para hem daha fazla teknik imkan ve bilgi ister. Işınlayın! Işınlayın! Amerikan filmlerinden müzik. Müzik değil de efekt sesler. Hani çalmaya mecbursunuz. Yani yok yapamıyorsunuz. Yok, elinizde yok. İmkan yok. Synthesizer yok. Equalizer yok. Yani hiçbir şey olmayınca mecbursunuz yapmaya. Aletler var. Bir profesör dünyayı yok edecek. Çok uyduruk. Oradan kırık dökük bir şey, oradan bir şey. Boşun içeri getirin onları. Beni yakalamaya geldiler ama. Ben kolay kolay faka basmam. Tavaları böyle attılar. Tavaları, şeyleri, kapakları attılar. Çektiler onu, işte uzaylılar geliyor. Oh. Aman Allah, çabuk teleskobu kaldırın. Efekt ses, yumruk sesi. Böyle bir tahta vardı, böyle şuradan menteşeli, şöyle buna birbirine vurduğun zaman bunu yumruk sesi olurdu.
Ya biraz daha mide sesi yapalım derdik. Ona 4 tane gazete kağıdı koyar. Bu sefer o takın yerine tok çıkardı. O da mide sesi olurdu. Fantastik sinema deyince akla tek bir isim gelir. Haliyle teknik imkansızlıkları aşma konusundaki en güzel fikirler de ondan çıkmıştır. Kameramana diyorum ki gel yukarıya, sen çıldırmışsın diyor. Evini barkını da düşünmüyorsun. Oradan düşsek 40 metre aşağısı diyor. Fantastik filmlerin babası benim. Gelin, gelin. Bunlar maddi faal duruma getirecek formülün tamamı değil. Delirdin mi sen? Neler saçmalıyorsun? Şimdi seni gebertirim. Beni öldürmen neticeyi değiştirmez. Aldatılmışsın sen Kelinç. İşte sinemamızın harekete geçtiği, daha aktif hale geldiği bu 50'lerden 70'lerin sonlarına kadar diyelim. Bu ilk dönemde sinemamızın en büyük açmazlarından biri gerçekten sermaye eksikliği. Hele bir de düşünün bu 80 öncesinin İtalya ikameci yapısını. Bu yapı içerisinde finansman ve para bulmak gerçekten zor. Zaten sinemadan kazanılan, yani insanlar sinemaya karşı büyük bir rağbet içerisinde, fakat sinemadan kazanılan paralar da zaten yeniden sinemaya aktarılmamış. Bir yönetmen olarak kafanızda parayla yapamayacağınız birçok şeyi yaratmakla yükümlüsünüz. O devir öyle bir devir. Paranız yok. Elektrik idaresinde çalışıyorsunuz. Mesela Şişli'de o sırada caminin yanında Halil Kamil stüdyosu vardı. Orada çalışan bir artisti bekliyorum. Telefonu açtım. Dedim ki artisti bana göndermezseniz elektriğinizi keserim. O dönemlerde filmleri herkes kendi cebinden para koyarak yaptı. Bize bankalar kredi falan vermedi. Şimdi bankaya gidiyorsunuz, nüfus kağıdınızı veriyorsunuz, kredi veriyor size. Biz film şirketi olarak gittiğimiz zaman kimse vermedi bize kredi. Şalteri indirdim aşağıya. Abi elektrik söndü hakikaten. Bak şimdi yakıyorum dedim ve yaktım. Benim artistimi hemen gönderin yoksa elektriksiz kalacaksınız dedim. Adam 100 milyon veya 300-500 milyon dolara film çekiyor. Bizim çektiğimiz film veya çekilen film aşağı yukarı Türk parası o zamanki 50 milyon lira. Yani şimdi mukayese ya, konuşmaya bile değmez. Zaten 80'li yıllar geldiğinde artık İtal ikameci o mantık terk edilmiş durumda. Türkiye hızlı bir dönüşüm içerisinde. Özellikle Hollywood filmleri iyiden iyiye artık sinemalarımızı doldurmaya başlamış durumda. Zaten Türk filmleri de büyük bir düşüş var. Film yakmak yasaktı. Yanlış yapmak yasaktı. Çünkü negatifler çok pahalıydı ve yurt dışından geliyordu. Santim santim kullanıyorduk. O kadar zor günler yaşadık ki film gitmesin diye kraket çekmiyorduk ya. Adam geldi masaya, önüme bir kutu negatif koydu. 122 metrelik negatif. Bu ne dedim? Al dedi negatif, istediğin sahneyi çek dedi. Dedim hani yoktu, nereden buldun? Sabah saat 7.30'da dedi Sirkeci'ye gittim. Bütün fotoğrafçıları dolaştım. Fotoğraf filmlerini dedi birer buçuk metre yapıştırttım dedi. Sana bir kutu negatif yaptırdım dedi, getirdim. Bitmiyorlar bir türlü. Kalabalık geliyorlar. Üstlerine gidelim. Bize bu yaraşır. Uzay hızını aşmalıyız. Gelenleri karşılamaya hazır ol. Yalnız teknik imkansızlık deyince herhalde bu işin şahikası dünyayı kurtaran adamdır. İşte Cüneyt Arkın'ın taktığı kasktan uzay gemisinin irtifa kaybetmesini simüle etmelerine kadar her şey, neredeyse filmin her karesi bir teknik imkansızlık başyapıtıdır. Star Wars'tan işte uzay gemilerini aldık, oraya monte ettik. Bunların kaskı lazım. Ne yapalım? Çıktık sokağa, binanın önünde motosikletli bekliyoruz. Derken motosikletli bir adam geliyor. Dur filan dedik. Adam durdu. Kaskı var beyaz. Aman dedim şu kaskı bir dakika verin. Bir dakika kullanacağım. Adam bir tüm gün orada ağaç oldu. Öyle bir dakikayla bu iş bitmiyor. Kamerayı ayarlamama. Kask zaten Cüneyt Arkın'ın kafasında olmuyor. Böyle şeye kuş konmuş gibi. Seyirci o üç paralık kameralarla, bayat filmlerle çektiğimiz filmlere nasıl yürek koyduğumuzu görüyor. Hala onları seyrediyorlar. Diyorlar ki yeni filmlerde teknoloji çok güzel ama bizi sarmayan bir şey var diyorlar. İşte o onları sarmayan şey yürek yok, yoksunluğu. Şu güzeldir, bizi hoşnut edecek 2-3 laf söylüyor yeni kuşak sinemacılar. Diyorlar ki sizin sinemadan çok şey öğrendik. Bu bize yetiyor. Yani bu lafın bu kadarı, üç kelimesi bile
bize okşuyor. Bu arada filminiz de negatifiniz de bitiyor sizin. Dayan Düldül, oklamaya az kaldı. Evet ama sen onu bir de bana sor. Ne oldu ki yani? Baksana bu yol gidilir gibi mi? Anamı ağlattı. Kusura bakma dostum. Biliyorsun ki West Fargo kumpanyasından aldığımız bir davet üzerine yola çıktık.